suyun yükselmesi sonucu zararlarımız çok yüksek. Tabii bize haber verildi, suyun yükseleceği haberi geldiği zaman, geldiğimiz zaman zaten suyun yükseldiğini gördük ve suyun her şeyin su altında olduğunu gördük. Bildiğimiz ufak tefek şeyleri kurtarmaya çalıştık ama suyun yükselmesi ve çok soğuk olması nedeniyle biz fazla bir şey kurtaramadık. Suyun çok yükseldiğini gördük ve her şeyimizin suda gittiğini görüyorsunuz. Şu anda sezona nasıl başlayacağız bilmiyoruz. Sıfırdan başlayacağız. Ve derhal bir kriz masası oluşturulmasını istiyorum. Çünkü o kadar çardakçılar var. Ve hepsinin her şey gitmiş. Teselli ihtiyacımız var. Acilen teselli ihtiyacımız var. Bu su nedeniyle bizim bir yıllık gelirimiz hepsi tahtlarımız, masalarımız, dolaplarımız hepsi suda gittiler. Bu karşıda gördüğünüz gibi orada tavuklar besliyordum, kümesler vardı, çok güzel hayvanlar, deve kuşu şeyler hepsi telef oldu gittiler. Yetkili kişilerden rica ediyoruz gelip zararlarımızı, şeylerimizi gidermesini istiyoruz. Bayağı zararımız oldu. 8 nüfus besliyoruz. 20 yıldır bu çardağı işletiyorum. 20 yılın emeğim gitti yani. Hepsi suyun altında şimdi gömüş görüyorsunuz. Bu baraj dolayısıyla. Yani bütün eşyalar gitti. Maddi durumumuz da fazla olmadığı için emeğimiz hepsi burada burasıydı. Çocuklarımızı buradan geçimlerini şey diyor, sağlıyoruz. Şu anda hiçbir şey görünmüyor. Yani kalmış mı kalmamış mı yani bir şey görünmüyor. Suyun altında her şey. Bütün eşyalarımız gitti yani. Bir tek geçim kaynağımız bu çardaktı yani. Bu baraj dolayısıyla gece gündüz burada nöbet tutuyoruz. Eşyalarımız zaten hepsiler gittiler. Bütün çardakçılar üzgündür yani. Hepsilerin eşyaları gitmiş. Gece gündüz de buradayız yani nöbet tutuyoruz. Olacak diye bekliyoruz işte burada. Sular çoğalmış. Bayağı hasarımız olmuş. İşte görüyorsunuz. Müşteriler gelip geri gidiyorlar. Çok üzgünüz. Bir şeyler yapamıyoruz. Malzemelerimiz gözümüzün önünde suda gidiyorlar. İşte geceleyin burada ateş yakıyoruz. Söyledim ya, ben dün buraya gelmiş yani. Gerçekti ya. Thank you.